Merhabalar arkadaşlar, Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Borsa İstanbul'u değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'da en son yapmış olduğumuz yayında kanal orta bandının altında Borsa İstanbul'un kapanış yaptığını, dolayısıyla kanalımızın orta bandının aşağı yönlü kırıldığından bahsetmiştik. Sonrasında burada bir düşen trend çizdik. 7500'ler bakın kırılımdan sonra bir retest hareketiyle burada test edilebilir ve buradan bir tepki yükselişi olabileceğinden bahsetmiştik. Hatta şöyle söyledik arkadaşlar. Bakın kanal orta bandı kırıldı. Daha önce de bu kanal orta bandı bu bölgelerde bakın Nisan-Mayıs aylarında kırılmayla birlikte aşağı yukarı sert hareketler yapmış ve bir testere piyasası bize oluşturmuştu. Burada da düşen trend kırılıyor. Düşen trendin kırılmasıyla birlikte 7500'lerde bu bölgenin tekrardan test edilmesi ve kanal orta bandının aşağı yukarı bir testere piyasası şeklinde piyasa yapıcı tarafından kullanılabileceğinden bahsetmiştik arkadaşlar. Dediğimiz gibi 7500 civarından almış olduğu destekle bakın düşen trendini test etti ve kanal orta bandının tekrardan üzerine attığını görüyoruz. Şimdi teknik analize göre bir bakalım. Sonrasında yardımcı indikatörlerimizi değerlendirelim. En sonda arkadaşlar bir haber etkisi var Borsa İstanbul'da. Bunu birlikte değerlendirmeyle yayınımızı güzel bir şekilde sonuçlandırmaya çalışalım. Bakın kanal orta bandımızın destek noktası 7760'dan geçiyor. 7760'ın üzerinde fiyatların olmasından dolayı bu bölgede hala tepki yükselişinin devam edebileceğini söylüyor. Kanal orta bandının tekrardan altına gelmesi halinde fiyatlarda baskılanmanın oluşması beklenti dahilinde olur diye bize söylüyor arkadaşlar. Şu an kanal orta bandının üzerindeyiz. Önemli bir destek veya direnç bölgesi olduğundan dolayı bu bölgeler bir anda kırılması beklenmiyor arkadaşlar. Bakın 2021 yılından gelen bu kanal görüntümüze baktığımızda bakın kanalın üst bandından sonra kanal orta bandı aşağı yönlü kırılsa da sonrasında yapmış olduğu yükselişte milimetrik olarak bu bölgenin direnç olarak karşısına çıktığını ve bu direnç bölgesinden sonra kanal alt bandına düştüğünü ve kanal alt bandından yine yapmış olduğu tepki hareketinde bakın kanal orta bandının yine direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Bir gün aşağı bir gün yukarı şeklinde bu bölgenin yaklaşık bir hafta aşağı yukarı işlendiğini görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada da tekrardan aşağı düşüyor. Kanalın üstüne atıyormuş gibi yapıyor. Tekrar altına indiriyor. En son kanalın üstüne atıyor. Önemli bir direnç bölgesini aşıyor. Direnç bölgesi retest hareketiyle destek olarak çalışıyor ve sert yükseliş getiriyor. Dolayısıyla bu bölgede sadece teknik analiz ile gitmek doğru olmayabilir. O yüzden bu bölgede testere piyasası şeklinde oluşabileceğini sizlerle paylaşmıştım. Daha önce de bakın buralarda da fiyatlar kanal orta bandına geliyor. Sert tepki yapıyor. Sonrasında bakın bu bölgeyi aşağı yukarı testere yaptıktan sonra doldur boşalt şeklinde gittikten sonra aşağı doğru sert satış getirdiğini görüyoruz. Şimdi demek ki bu bölge buradan dahi baksanız bakın bu bölge önemli bir alım satım bölgesi. Burada doldur boşalt hareketlerinin oldukça yoğun olma ihtimalinin olduğu bölge olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl bunu tespit ettik? Geçmişte her bu bölgeye geldiğinde fiyatların bu bölgede direnç olarak karşılaştığını bir anda yukarı yönünü aşamadığını, fiyatlar şu an olduğu gibi üzerindeyse de bir anda altına gelip de yağmur şeklinde aşağı doğru düşmediğini gördük. Bu bölgenin testleri olarak devam etmesi normal olabilir. O yüzden ne yapacağız? Sadece bu kanal orta bandının altında kaldı diye stop olup üzerine attığında da alım yapmak bize doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Bu bölge testler olarak kullanılıyor. Yardımcı indikatörlerimize bakacağız arkadaşlar. Yardımcı indikatörlerimizden Ichimoku bulutumuz bize şunu söylüyor. En son yayında da zaten bahsettik. 7500'lerden 8000'lere doğru bir hareketlilik olabilir dedik. Bakın Ichimoku bulutunda 13 Kasım tarihinde net bir kırılım oluyor ve bu kırılımdan sonra kırılan önemli bir destek bölgesinin bugün itibariyle retest edildiğini görüyoruz. Pazartesi günü itibariyle bu direnç noktası 7880'den geçiyor. Bakın aşağı yukarı giden eğriler şeklinde olduğundan dolayı her geçen gün bunun fiyatlarına bakmak lazım. Pazartesi 7880'den geçiyor.
geçiyor. Bakın salı günü 7884 oluyor. Çarşamba günü 7961 oluyor. Bu şekilde fiyatlar yukarı doğru gidiyor. İçimoku bulutunda ne demiştik? Eğer fiyatlar bu bulutun içindeyse, kararsız bölgede, aşağı yönlü kırılım yaparsa beklenti fiyatlarda aşağı yönlü baskılanmanın devam etmesi, bu kanalın ortasında olursa bir kararsızlık bölgede veya bulutun üzerinde olması ihtimalinde yukarı yönlü bir hareketliliğin başlaması beklenir. Bu kimin analizi? Bu İçimoku bulutunun bir teorisidir arkadaşlar. Bu teoriye göre de fiyatlar kanalın altında olduğundan dolayı teori bize şunu söyler: tekrardan kanalın içerisine girmedikçe yön noktasında aşağı yönlü olduğunu düşüneceğiz. Kanalın içerisine girerse kararsız bölgede olduğumuzu düşüneceğiz. Kanalın üzerine atarsa da yönün yukarı yönlü olduğunu düşüneceğiz. Dolayısıyla kırılan bölgenin retest edildiğini ve bu bölgede söylemiş olduğun değerlerin üzerine atamazsa tekrardan aşağı doğru gelme ihtimalinin olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Bir sonraki indikatörümüze bakalım. Bakın İME20.000 indikatörümüze değerlendirmiştik. 7850'lerin üzerine atarsa bir güçlenme olur dedik. Bugün tüm dirençlerin üzerinde kapattığımızı, önemli bir seviyede kapatmadan dolayı İME20.000 indikatörüne göre fiyatlarda biraz daha yukarı yönlü güçlenmenin oluştuğunu bize söylüyor arkadaşlar. RSI bantlarımıza bakalım. Bakın RSI bantlarında da kanal orta bandının altına gelmeyle birlikte sert düşüş gördük. Bugün itibariyle kanal orta bandının üzerine atıyoruz. 7770 TL'nin altında kapanışlar olmadıkça hala burada destek noktası olarak bizim karşımıza çıkabilir ve yukarı yönlü gidebilir şeklinde bize söylüyor arkadaşlar. En son da osilatörümüze bakalım. Bakın osilatörümüz dünkü yükselişten sonra bu bölgede al pozisyonu verdi. Dolayısıyla osilatör de bize şunu söylüyor: fiyatların bir kısım daha yukarı gidebileceğini bize söylüyor arkadaşlar. Peki teknik analizde fiyatlar yukarı yönlü gideceğini görüyorsak nerelere kadar gidebilir dediğimizde, bakın buradaki yatay bölgelere bakabilirsiniz. En önemli bizim buradaki direnç noktamız 8000 olarak karşımıza geliyor. 8000'lerin üzerinde 8200'ler var. Onun da üzerine attığımızda eski zirve seviyeleri 8500'ler bizim karşımıza direnç bölgesi olarak gelmesi beklenti dahilinde olacaktır arkadaşlar. Şu an için bakın teknik analizde bu düşen trend kırıldıktan sonra 7785 civarında bu trend kırılıyor. Sonrasında trend düşen bir trend olduğundan dolayı 7500'lerde bu trend retest ediliyor ve pullback hareketiyle tekrardan yukarı gittiğini görüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir haber var piyasalarda, çok fazla dillendirilmiyor ancak yavaş yavaş piyasalara bu haberlerin de dillendirilme ihtimali vardır. İsveç'in biliyorsunuz NATO üyeliğini Türkiye tarafı onaylamamıştı ve Cumhurbaşkanı'nın İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylayacağını, meclisten bunun geçirilmesi noktasında destek vereceğini söylüyorlar ve bununla birlikte Türkiye'nin aramış olduğu nakite olan ihtiyaçta Türkiye tarafına verileceği söyleniyordu. Biliyorsunuz Maliye Bakanımız yurt dışlarına gitti ve oralardan dolar bulmaya çalıştı ve gözle görülür herhangi bir yatırımcının Türkiye'ye gelmediğini gördük. Bununla birlikte İsveç'in NATO'ya üyeliği onaylanırsa bu onayla birlikte de Amerika tarafından Türkiye'ye ciddi bir para girişi yapılacağı ve bu parayla da dolar ihtiyacımızın bir süre daha karşılanabileceği konuşuluyor. Tabii ki böyle bir durumun olması halinde de piyasalar bundan olumlu etkilenecektir ve fiyatların bir önceki zirve noktası olan 8500 civarlarına kadar gitmesi beklenir arkadaşlar. Eğer Amerika tarafından, Fed tarafından Türkiye'ye bir dolar desteği verilirse ve Türkiye'nin bu noktadaki ihtiyaçları karşılanabilirse bu piyasalara olumlu yansıyacaktır. Bununla birlikte Borsa İstanbul 8500-8600'lere kadar yükselme ihtimali vardır. Bunların hepsi bir senaryodur arkadaşlar. Biz bu senaryoları ne yapıyoruz? Bu senaryoları temel analizle, teknik analizle birleştiriyoruz ve burada yapmış olduğumuz bu senaryoya göre de bir strateji kuruyoruz. O stratejiye göre pozisyonlarımızı alıyoruz ve aşağı veya yukarı yönlü piyasayı takip ediyoruz. Şimdi böyle bir ihtimalde fiyatların yukarı yönlü gitmesi lazım. Şu an için kanalın orta bandında olduğumuzdan dolayı destek noktasında olan hisse senetleri alınabilir. Ancak stoplu gitmek lazım. Hiçbir zaman sürekli düşecek veya sürekli yükselecek dememek lazım. Hala o saydığımız 5 tane risk devam ediyor ve bu 5 riskin yanında da bir de yargı kriziyle alakalı riski de sayarsak 6 tane riskimiz, daha önceki yayınlarda bahsettiğimiz riskimiz devam ediyor. Ancak olumlu bir gelişme
gelişme İsveç'in NATO'ya üyeliği onaylanırsa Türkiye tarafına ihtiyacı olan doların verileceği konuşulduğundan dolayı olumlu gelişmede piyasada yukarı yönlü bir tepki hareketi getirebilir arkadaşlar. Şu an için dahi bu oluşan yükselişler bir tepki yükselişidir. Tepki yükselişinin daha da güçlenebilmesi adına biz ne demiştik? 7850'lerin üzerinde kapanış olması lazım. Bugün 7850'nin üzerindeyiz. Pazartesi de üzerinde kalmamız ihtimalinde 8000, 8200 ve 8500 hedefleri bizim karşımıza çıkacaktır. Bu değerlere göre yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Borsa İstanbul'da hala yükselişlerin bir satış fırsatı olarak değerlendirileceğini, vadeyi biraz daha açtığımızda bu yükselişlerden sonra tekrardan aşağı düşen bir Borsa İstanbul olacağını işin açıkçası bekliyorum. Şu an için olumlu bir haber olmasından dolayı bu haberi bir süre daha fiyatlanma durumu oluşabilir arkadaşlar. Yayınlara olan ilgi ve alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Hepinize bol kazançlar diliyorum.